O da esnaflarımızın sıkıntısı var. Esnaflarımızın bu sıkıntılarını inşallah bir an önce gidererek esnaflarımızın tabii ekmek kapısı, ekmek teknesi inşallah onları da bir an önce gidereceğiz. Ve İçişleri Bakanım AFAD hep birlikte bunu takip ederek ödemelerini en kısa zamanda inşallah yaparak sizlere ulaştıracağız. Değerli kardeşlerim, tabii ki felaket bir imtihandır. Ama ona sabretmek, o da ayrı bir imtihandır. Arhavi bunu gösterir. Ve şunu bilesiniz ki bu kardeşlerimiz de bu tür felaketler karşısında biz pes etmeyiz. İmkanımız var. Gücümüz var. Elhamdülillah. Yani Türkiye eski Türkiye değil. Eski Türkiye değil. Ve şu anda güçlü bir Türkiye var. Ve bu güçlü Türkiye inşallah esnafını darda yolda bırakmaz, bunu verebiliriz. Şu anda bakan arkadaşlarım yanımda. Milletvekili arkadaşlarım yanımda. Valimiz, kaymakamımız hepsi yanımda. Belediye başkanı hakeza hepsi yanımızda. Ve hep birlikte inşallah şöyle düze çıkana kadar bu işi halledeceğiz. Bu işi bitireceğiz. Ve böylece de inşallah benim Arhavili kardeşlerim Allah devletimizden razı olsun diyene kadar bu işi. Kardeşlerimize de Allah'tan niyazımız odur ki bu iki kardeşimizi de bir an önce bulmak suretiyle en azından ailelerini, onların da huzura kavuştuklarını hep beraber görelim istiyorum. İnşallah. Sağ olun. Var olun. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Şartlar ne olursa olsun milletinin yanında olan, milletine hizmet için gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışan lider, büyüyen, kalkınan, gelişen güçlü ülkemizin güçlü lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Hemen ardından devletimiz var gücüyle şehre gelmiş, tüm bakanlarımız ve tüm gücüyle devletimiz milletimizin yanında olmuştur ve bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan siz saygıyla hemşehrilerimizi ziyaret ederek yaşanan olayları yerinde incelemiştir. İlginiz,